Yeniden merhaba sevgili dostlar. Bu sefer daha kalabalık. Yeni gelen sevgili kardeşlerime, sevgili dostlarıma hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Böylesine yoğun ilginin olması da beni son derece gururlandırıyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Birinci bölümde yumuşak ye üzerinde oldukça zaman kaybetmedik ama yoğunlukla durduk yoğunlukla durmamız gerekiyordu. Bundan böyle yumuşak yayı nasıl tonlayacağınız, nasıl okumayacağınız ya da söylemeyeceğiniz konusunda gerekli bilgilere ulaştığınıza inanıyor ve yumuşak geyi de artık bundan böyle böyle değerlendireceğinizi düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hemen siz dinliyorum. Siz nasıl telaffuz etmeyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> 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 Öğretmen. Ö yarım ses uzar, yumuşak g düşer. Retmen arkasından eklenir. Ben teşekkür ederim. Sunumda kısaca kurallardan söz etmek istiyorum. Buraları not almanız gerekmiyor ama almak isteyenler olursa, not alamadığı yerlerde söz konusu olursa bana iletecek olursanız sevinirim. Orayı hiç çekinmeden tabii ki tekrar ederim. Öncelikle hazırlıklarınıza oldukça erken başlamanızda yarar var şeklinde bir hatırlatmayla başlıyorum. Dinleyicilerinizi tanımanızda mutlaka büyük yarar var. Ben teker teker sizleri tanımıyorum ama her şeyden önce üniversitemizin iletişim fakültesi öğrencileri ve değişik fakültelerden, değişik bölümlerden öğrenciler ve öğretim üyelerimizle birlikte olmanın bilinci içerisindeyim ve bundan da büyük bir haz duyuyorum. Tekrar yeniden hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak gerçekten gurur verici. <laughs> Teşekkür ederim. Çok orijinal olmak konusunda bir endişeye kapılmayınız. Çünkü son derece orijinal olmak durumunda değilsiniz. Kendiniz olmanız asıl olan. Neyseniz osunuz. Ben şurada çok orijinal olayım, bilmem şöyle özelliklerde bir sunum yapmaya çalışayım diye bir tavır içerisine girecek olursanız oynamış olursunuz. İnanınız ki sizleri izleyenler izleyici oyuncudan çok daha yetkindir değerlendirmede. Sade olmak ...asıl olandır. Kendiniz olmak asıl olandır. Ee, bir fırsat tanıyın dinleyicilerinize. Mutlaka ve mutlaka... ...her fırsatta... ...size soru sorması... ...veyahut da sizinle bir sohbete girmesi... ...veya tartışmaya açık olması... ...tartışabilmesi... ...eğer kendinize güveniniz varsa... ...son derece yararlı bence. Oldukça yararlı. Bazen... ...sunucuyu da eğitir bu tür tartışmalar... Ben spikerlik döneminde ve yayıncılık dönemlerimde halen bu kadar yıldan sonra bazı kelimeleri düşünürken daha usta olarak nitelediğim ya da bu konuda akademik olarak bilgisine inandığım kişileri hiç çekinmeden arar. Akşamın belirli bir saati, gündüz belirli bir saati onun uygun bir zamanını yakalamaya çalışır ve oturur dakikalarca fırsat bulabildiğim sürece tartışırım o sözcüğü, o kelimeyi, geliş yerini, söyleniş tarzını rahatlıkla tartışırım. Bazen ender olmuştur. Kendimi anlatmak kaygısında değilim. Çok inandığım, çok saygı duyduğum ve bu konudaki bilgi birikiminin önünde saygıyla eğildiğim bazı kişilerle yapmış olduğum tartışma ve konuşmalarda onların benim açtığım tartışma sonucunda görüşlerinin ve uygulamalarının değiştiğine de tanık oldum ama bu konuda aman kendimi anlatıyormuş gibi bir e, tavra girmeyi hiç istemem. Siz de lütfen öyle anlamayınız. Bu çok ender olmuştur. Bir diyalog yaratmanızda yarar var her şeyden önce. E, karşılıklı diyaloglardır konuşmayı aslında zenginleştiren ya da tam açan. Ve sizleri dinleyen kişileri konuşmanızın, tartışmanızın içine çekebilme gücünüz de son derece önemlidir. Buna her şeyden önce açık olun. Zaten belirli bir konuşmaya başlarken o konuşma konusunda kendinizi yeterince doldurmuş vaziyettesinizdir. Yani daha önceden hazırlandınız, çalıştınız, bilgilendiniz, belgeleriniz elinizdedir. Dolayısıyla kendinizden eminsiniz. Bir de son derece sade ve çok dürüstseniz, yapacağınız tartışmalara da son derece açıksanız ve o açık tartışmalar içerisinde alacağınız karşıt önermeleri veyahut da farklı görüşleri dikkatle dinledikten sonra eğer bilinciniz ve belgeleriniz ve bilim onu kabul ediyorsa son derece rahat olun. Hiç kimse sizin yanlışınızı çıkarmak kaygısında değil. Siz orada inandığınız ve doğru diye o ana kadar bildiğiniz bir şeyi savunurken onun farklı bir anlamının da olduğunu, farklı bir yanının da olduğunu size uyaran kişiler tarafından düzeltilmişseniz bu sizin zenginliğinizdir, kazancınızdır her şeyden önce. Bu orada bir eksikliğiniz değildir. Asla bu şekilde düşünmemenizi öneririm. Bu arada yaptığınız konuşmada kendinizle de dinlemeyi ihmal etmeyin. O cümleyi nasıl kurdunuz? Bazen benim çok sık karşılaştığım, kendimde karşılaştığım unsurlardan bir tanesidir. Cümleyi tam bitireceğim bir noktada ekleyeceğim bir yer gelir aklıma ve onu orada tabii ki şimdiye kadar yapmış olduğum doğaçlama konuşmaların bana getirmiş olduğu rahatlık ve zenginlikten dolayı çok rahatlıkla o cümleyi uzatabilirim. Hemen cümleyi değiştirebilirim. Ama eğer orada kendimi dinlemeyi ihmal edersen bir başka zaman tanımıyla başladığın tümceyi bir başka zaman tanımıyla bitirmek gibi bir handikapa yani böyle bir olumsuzluğa da düşebilirim. Onun için sürekli konuşurken kendinizi de dinleyin. O cümleyi nasıl kurdunuz? Ne kadar uzattınız? veya ne oldu da cümleniz uzamaya başladı. Çok tehlikelidir. Kısa cümleler kurmaya çalışın. Ben bunu hep öneririm ama ne kadar başarırım onu pek bilemiyorum. Provalar son derece önemli. Yapabildiğiniz kadar prova yapın. Başlarda. Sonradan hiçbir prova gereksinimini hissetmeyeceksiniz. İnanın bana. İletişim süreniz sizin için önemli. O süreyi nasıl kullanacağınız da önemli. Birinci bölümden ben bu açıdan hiç hoşnut kalmadım. Kendimi eleştirdim. Sizin hiçbir hatanız yoktu. Programı yapanların da hiçbir hatası yoktu. Sizinle yapacağım bu konuşmalar için, bu birlikteliğimiz için ciddi bir şekilde bir hazırlık süreci geçirdiğime inanıyorum. Ama böyle bir hazırlık sürecine rağmen birinci bölümde ben yapmış olduğum planlamaya tam uyulmadığını düşünüyorum. Bu sadece benden de kaynaklanmıyordu. Sizin de hatanız vardı. 15 dakika geciktiniz. Lütfen kabul ediniz. Hoşgörünüz için teşekkür ediyorum. Bu yüzden de bazı bölümleri kısaltarak devam etmeyi uygun görüyorum. Önce sizin gibi olmak asıl olan. Ne demek istedim burada? Gerçekten çok dikkatli dinliyorsunuz ve dinlemeyi gerçekten çok iyi biliyorsunuz. Önce dinlemeyi iyi bilmek. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum ayrıca başkalarını ilgilendiren konulardan söz ettiğiniz takdirde karşınızdakine ne kadar sizin bu konuda yetenekli olduğunuzu anlatmaktan daha ziyade o konuya doğrudan doğruya giriş yapmanızda büyük yarar var. Zaten sizin bu konuda ne kadar yetkin olduğunuzu ya da olmadığınızı veyahut da kendinizi yetkinmiş gibi tanıtmanıza rağmen aslınızın ne olduğunu dinleyici kendisi takdir edecek ve çıkaracaktır. Bu konudan emin olun. Sıkıcı ayrıntılardan kaçınmanızı öneriyorum. O ayrıntı önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Fakat o konuşmanın bütünü içerisinde değerlendirildiği takdirde, onun üzerine gereğinden fazla önem verdiğiniz zaman, o ayrıntının aslında ne denli önemli olduğu değil de, ne kadar sıkıcı hale gelmeye başladığı dikkatinizi çekecektir. Kesin ifadelerle konuşmamaya çalışmanızı öneririm. Sizin için kesindir. Ama tartışma başladığı zaman, siz de düzeltildiğiniz zaman o ne kadar kesindir? Neyin nedenli kesin olduğundan ne kadar eminsiniz? Bana sizin için çok kesin olan bir tümce söyleyin. Onu tartışalım dilerseniz. Eğer karşınızdaki çok iyi bir konuşmacıysa, pratik zekası son derece güçlü ise konusuna da çok hakimse gerçekten kesin olan o ifadeyi 180 derece tersine çevire çevirebilme yeteneğine sahipse birdenbire sizi çok düşündürecektir. Düşündürmenin ötesinde inancınızı o ifadeye olan inancınızı yitirmeye başlayacaksınız. O son derece önemli. <laughs> Karşı çıkmak bir öneriye karşı çıkmak. Karşıyı öfkelendirmemeye çalışın. Kesin kararlı olmak, kesin karşıt olduğunuzu belirtmek, sizin çok sinirli, çok kararlı, çok kesin olduğunuzu anlatabilmek için çok vurgulu konuşmanızı gerektirmiyordur. Onun için tartışmalara tartışma boyutunda, bilimsel tartışma boyutunda fırsat tanımaya çalışın. Tartışmayı boş, içi boş, sinirsel gerginlik haline dönüştürmemeye özen gösterin. Kimsenin sözünü kesmemeye çalışın lütfen. Ama karşı taraf buna izin veriyorsa ya da belirli işaretlerle anlaşabiliyorsanız o toplantının özelliğine göre değişir bütün bunlar. Övgülü sözcükler kullanmak, öyle tümcelere başlamak zaman zaman işe yarar. Ama sadece övgülü tümcelerle konuştuğunuz takdirde birazcık da argo demeyeyim ama e, genel halk ağzıyla günlük kolay söyleyişle ya çok da yağcı bir adamdı falan gibi bir <laughs> tanımlamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Konunuzda kendinizi geliştirmiş olmanız, hazırlıklı olmanız tabii ki asıl olandır ama konunuzun yakından ilgili olduğu konularda veya farklı konularda da kendinizi mutlaka geliştirmeye çalışınız. Tartışma öyle bir noktaya gelebilir ki konunuzun çok dışına çıkar. Farklı bir konuya gelebilir. O farklı konuda da sizden bir görüş almak istenilebilir. En azından o konu hakkında hiçbir şey söyleyecek kadar bir bilginiz yoksa bile yani sizin orada bulunmanızı gerektiren konuyla o konunun ilintisinin ne olduğunu söyleyebilecek kadar bir bilgiye sahip olmanız gerekir diye düşünüyorum. Ne diyorsun sen kardeşim? Niye bileyim ben falan gibi yaklaşımlar belki dürüst yaklaşımlardır ama konuşmanız için çok da gerekli olan bir tarz, tavır değildir. İyi bir konuşma yapıcı bir konuşma için olumlu olmak, hoş buluşmuş bir halde olmak son derece önemli. İlginç ve değerli bir konuyu kapsıyorsa konunuz, kişiliğinizle bütünleşmeli diye düşünüyorum. Belli bir amaca yönelik olmalı her şeyden önce dinleyicinin ilgisini toplamalı, tartışmaya açık olmalı. Benim bu konuşmam tartışmaya açık değildir diye bana herhangi bir konuşma örnekleyebilir misiniz? Bazen öyle konuşmalar vardır. Tartışmaya açık değildir benim bu konuşmam. O zaman siz sadece kendi inancınızı zerk etmek derler eskiler zorla kabul ettirmek, aşılamak kaygısındasınızdır. Eğer konuşma sizin konuşmanızsa, ne kadar bilimselse ve nedenli bir yerlerden bilimsel doğrulardan alıntılanmış olursa olsun, o bilim de değişebilir. Değişmeyeceğini kim garanti edebilir? Bilimin doğasında var bu. duyulabilir olmak eskiden geçerliydi. Şimdi teknoloji oldukça ilerledi. Ama duyulabilirliğin yanı sıra asıl olan anlaşılabilir olmak sevgili dostlar. Duyulabilirlik ve anlaşılabilirlik söylediğimiz sözün ne şekilde kullanıldığı ve nasıl anlaşıldığıyla ilgili. Boğumlama Artikülasyon diye adlandırılan boğumlama, boğumlamalar yapacağımız konuşmada son derece önemli. Bazı e, boğumlama e, bozukluklarından söz edeyim. Boğumlamanın ne olması gerektiği, hangi sözcüklerin değil de hangi harflerin nasıl boğumlanması gerektiğinden daha çok. Söyleniş bozuklukları e, ünlülerin söyleniş özelliği yani fonetik yönünden, biçimlendirmelerindeki yanlışlardan doğar. Örneğin kapalı E yerine açık E ile ifade, ince A yerine kalın A ile ifadeler bonlama bozukluklarıdır. Ve bunların beraberinde glamalar, şelemeler buna benzer daha sayacağım birçok <laughs> bozukluklar var ama ne diyebiliriz? leleşmeler falan gibi. Bunlara örnekleri zamanı doğru değerlendirmek açısından geçiyorum ama sorularınız varsa sorularınızı rahatlıkla alabilirim. Çünkü e, birinci bölümde oldukça zaman kaybettik. İkinci bölümü son derece daha etkileyici bir şekilde sürdürmek kaygısındayım. Türkçenin ses özellikleri açısından şöyle bir yaklaştığımızda Türkçemizde ana dilimizde dilimizin aslından söz ediyorum. Sözcüklerimizin başında çift ünsüzün olmadığını zaten biliyoruz. Öyle değil mi? Çift ünsüzle başlayan bir Türkçe sözcük yok. Ama bazı sözcükler örnek gösterebilirsiniz. Mesela speaker gibi. program spor stüdyo klasik prodüktör daha çoğaltabiliriz. Sizler de örnekler verirsiniz. Bu sözcüklerin hiçbirisi Türkçe değildir sevgili dostlar. Hiçbiri Türkçe değildir. Türkçemizde uzun ünlü yoktur. Yani A'nın çok uzadığı, O'nun çok uzadığı, U'nun çok uzadığı, I'nın çok uzadığı, İ'nin, Ü'nün çok uzadığı, E'nin çok uzadığı bir sözcük Türkçemizde yoktur. Eğer o sözcük Türkçe ise ve o ünlü uzatılıyorsa kullanım yanlışlığı vardır. Eğer o sözcüğün doğru kullanımında ünlülerden bir tanesi uzatılıyorsa biliniz ki o sözcük de Türkçe değildir. Ama Türkçemiz son derece zengin bir dil. Şuna inanınız ki biz Arapçadan, Farsçadan, daha sonra Batı dillerinden, sonra Grek dillerden, işte Yunanca'dan veyahut da Akdeniz ülkelerinin bazı ülkelerin dillerinden çok yararlandık. Anadolu'ya girdiğimizde işte Selçuklu döneminde kullanılan Türkçe ile daha sonra İslamiyet'i kabul etmemizden sonra kaynaklanan Arapça ile tanışmamız, sonra Anadolu'ya girdikten sonraki Anadolu uygarlıklarıyla tanışmamız, o uygarlıklardan kazanmış olduğumuz diller ve, daha sonra Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin ardından Osmanlı, Osmanlı'nın ardından Avrupa ile Batı ile ilgilerimiz ve ilişkilerimiz, bütün bunlar Asla şöyle düşünmememiz gerektiriyor düşünmememizi gerektiriyor. Yani benim güzel Türkçem ne kadar da çok dillerden etkilenmiş de hiç aslı kalmamış falan. Hayır bu Türkçenin zenginleşmesi. Bu dünyanın bütün dilleri için geçerli. İngilizce için geçerli, İtalyanca için geçerli, Fransızca için geçerli, Almanca için geçerli. Bütün diller için geçerli. Şu anda günümüzde kullanılan ve bize son derece zengin olduğu ve harf sayısının çok fazla olduğundan söz edilen Arapça için de geçerli. Bunu bir zenginliğimiz, bir avantajımız olarak kabul etmek durumundayız. Bu yüzden dilimizdeki sözlük sayısının fazlalığı, bu yüzden dilimizin zenginliği bize gurur verir. Ama biz burada hangi sözcüklerin yazılış ve okunuş söyleniş biçimi açısından Türkçe olup olmadığını belirtmek kaygısıyla sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkçe'de hiçbir sözcük çift ünsüzle başlamaz dediğim gibi, uzun ünlüsü yoktur dediğimiz gibi. Türkçe'de o ünlüsü ilk hecede bulunur. Daima bütün Türkçe kelimelerde. Bir kelimenin Türkçe olup olmadığını e, anlamak için. Eğer ilk hecenin dışında e, herhangi bir yerde bir O harfi gördüğünüz takdirde diyeceksiniz ki a bu da Türkçe değilmiş meğer bize başka bir dilden gelmiş. Bir sakıncası var mı? Hayır. Yararı var mı? Tabii ki çok. Bunları bir eleştiri olarak Dinlemeyiniz çünkü eleştirel kasıtla söylemiyorum. Sadece bilimsel açıklama kaygısıyla iletiyorum sizlere. Türkçe'de J ünsüzü yok sevgili dostlar. Ama jilet, işte jest, japon, jant. Peki hala ee, C'ye çevirsek ne olur? cilet dersek ne olur efendim? Güzel olur diye bir öneri var. Buna katılan katılan jilet mi cilet mi? Jant mı cant mı? Ne olurmuş? Cant mı? Size göre <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu alkışlar sizin için. <laughs> Türkçemizde J ile başlayan herhangi bir sözcük yok. Ama bunlar bizim yabancı dillerden kazanmış olduğumuz kelimeler. Bu da Türkçemizi zenginleştiren kelimeler ya da zenginleşmesine yol açan. Türkçe'de sözcüklerin başında not almak isteyen varsa tekrar edebilirim. C, yumuşak G, bunu hemen hep, hepimiz biliyoruz zaten. M, ne, L, R ve ve Z ünsüzleri yer almaz. Bu ünsüzlerle başlayan kelimeler, inanın ki zaten yumuşak ye ile başlaması mümkün değil, ama saymak zorundayız. Ee, Türkçe değil. Yalnızca ses taklidi sözcüklerin başında yer alır. Nedir mesela? C olmaz dedim ya. Ses taklidi yapıyorsak. Cıvıl cıvıl konuştu. Cıv cıv. Cıv cıv cıvleşti. Cıv cıv falan gibi. Lıkır lıkır. L yok dedik ama. Lıkır lıkır. İşte hmm, löp löp yuttu der gibi ee, işte m yok diyoruz ama mi avladı mır mır mışıl mışıl rap rap yürüdü vızıldadı der gibi vıdı vıdı konuştu benim gibi zonkladı zangır zangır titredi der gibi ee, bazı e, tanımlamalarda bu e, ses taklidi diye nitelediğimiz sözcüklerde kelime başında yer alabilir. Not almak istiyorsanız K ve H seslerinin iki ünlü arasında yumuşamasıyla ortaya çıkmış olan yumuşak G ünsüzü bir iç sestir. Gerekli ayrıntıları sizlere birinci bölümde yeterince uzun bir şekilde aktarmaya çalıştım. M ünsüzümüze gelince mi soru ekinin başında ve yukarıda da sözüne ettiğimiz gibi ses taklidi sözlük başında bulunur demişiz. Bütün bunlara tek tek durmayalım zamanımızı çok fazla kullanmamaya çalışıyorum doğru kullanmaya çalışıyorum. Konuşma hızımız son derece önemli sevgili dostlar. Konuşma hızını nasıl ayarlarız? Hangi hız daha doğrudur? Bunun kolay bir yöntemi var. Dakikada yani 60 saniyede 125 ila 150 kelime kullandığınız bir konuşma normal bir sürattır. Bir dakika, 60 saniye içerisinde 125 kelimenin altında kelime kullanarak yapmış olduğunuz konuşma oldukça ağırlaştırılmış bir konuşma tarzıdır. Ama 150'yi geçtiğiniz takdirde çok hızlı konuşuyorsunuz anlamına gelen bir başka ifadeyle de karşılaşabilirsiniz. Ne dediği pek fazla anlaşılmaz. Anlaşılıyor gibi olsa da bir 5 dakika sonra 2-3 dakika sonra o konu hakkında kullanmış olduğu dün cümleden birkaç kelimeden başkasını hatırlayamazsınız gibi bir konuşmadır. Demek ki bir dakika içerisinde 125 ila 150 kelimelik bir konuşmanız eğer bir konuşma metni hazırlayacaksanız onun ne kadar süre alacağını. Size 5 dakika süre verdiler. Bir metin hazırlıyorsunuz. Kelimelerinizi sayınız. Her türlü kelimeyi sayınız. Ve sözcüğünü bile sayınız. Ve ha. Avustralyalılaştıramadıklarımızdan mıydınız ki ile ve'nin arasında ne kadar büyük bir zaman farkı var. Yok, hiç fark etmez. Onu bir, onu iki olarak kabul ediniz. Çünkü ilerideki kelimelerin uzunluğu, hece sayıları, birinin az, birinin çokluğu falan size ortalama bir süreyi verecektir. Ama bir dakikalık bir konuşma için 150 kelimeden fazlasını kullanmamaya çalışın bazı yerlerdeki anlatımlarda bu 150-175'e kadar çıkarılmıştır. Ama inanın ki bir dakika içerisinde 175 kelime kullanarak yapmış olduğunuz konuşma son derece hızlı ve tonlamadan uzak, tek düze bir ifade tarzı olur. Aynı sözcüklerin değişik anlamlarda olduğu hallere dikkat etmemiz gerekecek tabii. Bunlarda da hece uzunluğu son derece önemli. Hala. Halanız, babanızın kız kardeşi. Hala. Siz ona nasıl onu da dinleyeceğim. Siz nasıl ifade ettiniz efendim? Sert A hangisi? <laughs> Biz onu şu şekilde niteliyoruz. Sizin ifade tarzınıza göre kullanacağım aynı kelimeyi. Hala. Ama aynı kelimeyi aynı anlamda sert de kullanabilirim hala anlam değişmedi. Demek ki bu ifade tarzı tam doğru değil. Uzun kısa dersek ya da açık kapalı dersek tam anlatmış oluruz. Hala babanızın kız kardeşi. Hala süre gelen. Adet Tane, sayı, adet, gelenek, görenek. Yumuşak yeğleri biliyoruz yağmurda, yiğitte, dağda. Burada anlatacağım çok şey var ama Bu bir uygulama da aynı zamanda zamanımızı çok doğru kullanmak durumundayız. Vurgulama son derece önemli sevgili dostlar. Bir konuşma içerisinde nereye, hangi kelimeye nasıl bir vurgu yapacağımız ve o vurgunun kelimenin neresinde, hangi hecesinde yer alacağı son derece önemli. Özellikle yer adlarımızda bu son derece önemlidir ki o konuda oldukça uzun uza diye durmayı düşünüyorum. Ee, bu konu, bu bölüm hemen yer atlayarak e, yazmak durumundayım. Yer adlarında vurgu daima baştadır diye genel bir bilgi vardır. Ama bazı hallerde ikinci heceye de kayabilir. O konuda bilgiler aktaracağım. Ama asla ve asla İstan sözcüğüyle bitmiyorsa bir yer adı. Hiçbir şekilde vurguyu sona getirmeyiniz. Ya da ikinci heceyi geçirmeyiniz. Vurgu bütün yer adlarında ilk hecede ya da ikinci hecededir. Peki ara getirdiğimiz takdirde sakıncası ne olur? O konuda da örnekler vereceğim size. Ama öncelikle yazalım. Aydın iki defa mı yazdım? Doğru haklısınız. Teşekkür ederim. Ankara'yı sonra konuşacağız. Onun için yuvarlak içerisine aldım. İki heceli yer adlarında vurgu daima ilk hecededir arkadaşlar. Buna lütfen özenle dikkat ediniz. Eğer dikkat etmediğimiz takdirde ayıramayız. Evimizin bodrum katı mı? Bodrum mu? Ordu'da mıyız yoksa ordudan mı bahsediyoruz? Aydın bir kişi miyiz? Aydınlı mıyız? Mısır mı aldık? Mısır mı yiyoruz? Yoksa Mısır'da mıyız? Birisine tokat mı attık? Tokat mı yedik? Yoksa tokatlı mıyız? Ordumuzdan bahsettik. Yine girne. Girneliyim diyemeyiz. Girneliyim deriz bebekte otururuz ama bebeğimizi oturturuz. Bebek oturuyor deriz. Aynı cümlede her iki anlamda kelimeyi kullanalım. Bebekte bebek oturuyordu. Arada fark eden tek şey vurgu. Kullanır mısınız bu kelimenin cümleyi? Siz lütfen. Siz, siz. Evet, evet. Evet. İşte bebeğimizi alalım. Bebek semtinde oturtalım. Veyahut da yürütelim. Lütfen yüksek sesle kullanır mısınız? Fark ettik mi çok fazla arkadaşlar? Çok belirgin olmadı gibi geldi bana değil mi? Bebek, bebekte oturuyordu. Evimizin bodrum katı var. Ama bodrumdaki evimizin bodrum katında neler olduğunu uzun uza diye anlatabiliriz. Ya. Yıldız birçok anlamlarda kullanılır. Bir gökteki cisim, doğa varlığı yıldız. Yıldız diye kullandığımız takdirde birinci heceye vurgu yaptığımız takdirde semt adıdır, yer adıdır. Fakat bir insan son derece mesleğinde yıldızlaşmış ya da basın ya da genel tanım onu bir yıldız katına koymuş olabilir. O artık sanatında bir yıldızdır. Ama yıldızda oturan bir yıldızdan söz ettiğimiz takdirde bu kullandığım cümlede dikkatinizi çektiği gibi vurgu iki ayrı hecededir. Bütün bunlara çok özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Üç heceli olan yer adlarına gelince Ankara diye düşünüyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Genel bir kanı Oylayalım lütfen. Ankara'da Burgu'nun ilk hecede olduğunu düşünen sevgili dostlarıma ellerini kaldırabilirler mi? İkinci hecede olduğunu düşünen dostlarım. Ankara. 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 Ankara değil. Onun için üç heceli olmasına rağmen iki heceliler arasında yazdım. Ama Antakya dediğimiz takdirde ikinci heceli. Üç heceli yer adlarında vurgu genellikle ilk hecededir ama güçlü hece ve güçsüz hece ayrımına göre ayrılır. Güçlü hece eğer ikinci hece ise vurgu Güçlü heceye doğru kayacağından dolayı ikinci hecede söz konusu olabilir. A, mas, ya. Hangi hece daha güçlü burada sevgili dostlar? İk, efendim? A hecesi mi daha güçlü? Mas hecesi mi daha güçlü? Teşekkür ederim. A, mas, ya. Eğer sizin gibi ilk heceyi güçlü olarak tanımış olsaydım veya öyle tanıtmış olsaydım güçlü heceye vurgu yapacak olsaydık biz Amasya'ya ne derdik o zaman? Örnekler misin? Amasya. Amasya. Hiç öyle duydunuz mu adını Amasya'nın? Teşekkür ederim. Ama güçlü heceyi üç heceli yer adlarında güçlü heceyi ayırmak için en güzel örneklerden bir tanesi. üç hecelilerde genellikle ortaya kayar dedik ama güçlü hece vurguyu üzerine çekeceğinden dolayı güçlü hece Türkiye'de hangisi sevgili dostlarım? İlk diyenler kılımı kaldırabilir mi lütfen? İkinci diyenler teşekkür ederim ilk diyenlere. Türkiye tür hecesi mi daha güçlü, ki hecesi mi daha güçlü? Amasya'da olduğu gibi. Pekala. Kullanım biçiminize göre, kendi kulağınızla, söyleyiş biçiminize göre de güçlü heceyi ayırabilirsiniz. Asla sona gelmeyecektir. Son hece ne kadar güçlü olursa olsun. Yer adlarında vurguda vurgu hiçbir zaman için son hecede değildir. İstisna sadece ve sadece İstan sözcüğü takısını alan yer e, adlarında vurgu istandadır. Yunanistan, Bulgaristan, Afganistan, Pakistan, Türkistan. Efendim? Nerede? Nerede? Kaç heceli? İstanbul. Üç heceli. Hangi hece güçlü? O halde Tan'da değil mi? Bravo. İstanbul. Ne diyoruz biz İstanbul'a? İstanbul diyoruz değil mi? İstanbul dediğimiz takdirde son derece yanlış. Böyle kullandığımı düşünsenize bir kez. Ben İstanbul'a gittim. İstanbul'dan geliyorum. Ne kadar yapmacık, ne kadar kötü. İstanbul'a gittim. Pardon. Sivas, Sivas. Sivas. İki hece o. İki hece olduğunda vurgu daima ilk hecede. Ha i ı değişiminden siz söz ediyorsunuz. Doğrusu Sivas'tır. Yerel söyleyiş tarzında yerel söyleyişler, yerel ağızlar Türkçemizde örnek olmamalı. Biz Türkçemizin doğru kullanımındayız şu anda. E, yerel ağızlar, yerel söyleyiş tarzları, dikkat ederseniz ona yerel söyleyiş tarzı diyoruz. Doğru kullanımı demiyoruz. Bu kadar basit, bu kadar açık. Türkiye'de nerede? İlkece, tür. Türden daha güçlü bir hece var mı orada? Kimi güçlü? Zaten yde olması imkansız son hece olduğu için. Son hecede olmasının tek nedeni vurgunun istan takısıdır arkadaşlar. Onu da demin belirttim. Bir de iki kelimenin oluşmasından birleşik kelimelerden kaynaklanan yer adları vardır. Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Baba Eski, Lüleburgaz kim söyledi? Çok teşekkür ediyorum. Harika. Balıkesir. <laughs> Tebrik ediyorum. Balıkesir baba eski. Buralarda da ilk hecenin, ilk kelimenin güçlü hecesindedir. Ama birleşik kelime olduğu için genellikle birleşilen yere doğru kayar vurgu. Orada birleşik kelimeyi kelimenin daha doğrusu birleşik olduğunu vurgulayabilmemiz için vurgu birleşilen yerdedir. Dolayısıyla ne diyoruz? Balık kesir. Yani vurgu burada balının lısında mı, kesirin kesinde mi? Bu benim size kurnazca bir e, argo tabir kullanacağım, dümenimdi diyeyim. Her ikisinde de değildir sevgili dostlar. Uzatmayalım, vakit kaybetmeyelim. Bakınız normal hecelemede balı kesir vurguluktadır arkadaşlar. Birleşen yerdedir. Balı kesir, lı kesir, balı kesir. Ben balının lısında mı kesirin k'sinde mi diye haince bir soru ilettim size. Bu benim hainliğimi hoşgörüyle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama hepiniz de bu numaraya geldiniz, düştünüz. <laughs> Bravo. Çanakkale. Buyurun. Bravo. Nak. Neden? Akkale, Akka'da olmayacaktır. Çünkü çift K vardır. Bu kadar basit. Efendim? Şanlıurfa'ya. Şanlı tabii. Harika örnekler veriyor. Arkadaşınıza, hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Şanlıurfa'da da bir başka özellik var. Birleşik ama birleşik kelimelerde ilk kelimede ünlüyle bitiyor, ikinci kelimede ünlüyle başlıyor. Teşekkürüm size bu yüzden. Son derece güzel bir örnek. Şanlıurfa'da demin söylediğim kurala göre son e, ilk kelimenin son harfleriyle ikinci kelimenin ilk harfi başlı başına burada Balıkesir'de olduğu gibi lıkta olduğu gibi birleşiklik e, yaratacaktı. Ama I ile u'yu bir araya getirmek söz konusu. Olur mu böyle bir şey? Çanakkale'de olduğu gibi. O halde Lı'da. Şanlı Urfa. lı Şanlıurfa, lurfa, lurfa. Buyurun efendim. Hakkari. Hakkari diye bir yer yok. Onu bilmiyorum. Siz bildiğiniz bir yer var mı? Siz nereyi biliyorsunuz? Hakkari'yi Hakkari biliyorsunuz. Hakkari'miz var. Evet. <laughs> Aynen Çanakkale'de olduğu gibi ama Hakkari bu eski bir e, tanımlama ile Birleşik bir kelime gibi görülüyor. Artık günümüzde Birleşik kelime falan olarak nitelemiyoruz. Kariyi biz hak etmişiz anlamında siz hakkı ayrı bir e, anlamda kariyi ka, e, ayrı bir anlamda kullanıyorsunuz. Hayır tek kelime olarak düşünüyoruz. Hak kari de vurgu hakta. Harika. Nerede sizce? Çok teşekkür ediyorum. Trabzon. Tra. Trabzon. Tra. Tra. Trabzon. Tra. Tra. Trabzon. Tra. <laughs> Yer adlarında yazmama gerek var mı? Dilerseniz not almak isterseniz. İstan son derece önemlidir. Harika. <laughs> Tekrar ediniz lütfen yüksek sesle. Çok teşekkür ederim. Lefkoşa değil. Lefkoşa da değil. Lefkoşa. Mausa diye bir yer tanımıyorum arkadaşlar. Tanıyan var mı aranızda? Magosa. Magosa. Magosa değil. Mausa da değil. Magosa. Demin nereyi yazacaktık? Hangi kelimeydi? Yeşil. Efendim? Yeşil. Yeşilırmak. Hayır, Yeşilırmak'tan önce bir arkadaşımız Kastamonu. Kastamonu. Son derece basit Kastamonu. Kaç harfli? Şey kaç heceli? Hangisinde? Çok hecelilerde güçlü heceye bakarız arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde kelime sonunda olmaz vurgumuz. Ya ikinci hecede olacaktır ya ilk hecede olacaktır. Kastamonu Kastamonu'da kastamonu hangisi daha güçlü? Kastamonu. Teşekkür ederim. Kastamonu'da öğret. Yeşilırmak mı dediniz? İki şekilde, iki şekilde telaffuz edelim. Birinde ırmağımızın gerçekten yeşil olduğunu anlatalım. Diğerinde de bunun yer adı olduğunu düşünelim. O bölgeden söz edelim. O yerden söz edelim. O yeri tanıtalım. Tonlamak isteyen, yüksek sesle tonlamak isteyen buyurun siz dinliyorum. Doğruya çok yakın, doğruya çok yakın. Ama birleşik kelime olarak okur musunuz lütfen? Ne dediniz, neyi anlattınız burada? Irmağın yeşil olduğunu mu anlattınız? Ir yeşil bir ırmaktan mı söz ettiniz? Yer adını mı? Yer adında vurgu daima başa doğru gelecektir. Yeşil ırmak. Şil ırmak. Şil ırmak. Şil ırmak. Yeşil ırmak. Yeşil ırmak. Yeşil ırmak. Irmağın yeşilinden söz etmiin söz ediyorsak o zaman nerede olur arkadaşlar vurgu? Bravo. Irmağın vurgusu nerededir? Irmak. Teşekkür ederim. Başka bir sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? İstanbul. 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 Tan. Tan. Başka yer? Siz vurgulayın lütfen. Nerede vurgu? Doğru mu vurguladı arkadaşımız? Yüksek sesle bir daha lütfen tekrar eder misiniz? Nazilli. Nazilli. Yani zilsiz. Doğru mu vurgu? Ben nazilliden, nazilliliyim. Nazilliden geldim. Doğru mu söyledim? Yani zilsiz olan bir yerden geldim. Doğru mu söyledim? İlkece değil. Zilde. Nazilli. Nazilli. Nazilli derseniz zilsiz. Ben teşekkür ederim. Başka bir konuya konuda sorusu olan burada çok fazla kalmayalım yalnız. Dikkat edin. Mausa, Magosa. Şimdi Türkçe'de Türkçede, Türkçede ben Türkiye'den geliyorum. Anadolu Türkçesini kullanıyorum ve orada bize öğretilen ve bizdeki geçerli adıyla söz ediyorum. Magosa'nın gerçekten yazılışları farklı. Bir de bu şekilde bir yazılış var. Eğer bu şekilde yazılış olursa yumuşak y okunmaz. Hayır, yumuşak yeğenin burada okunmaması neyi getirir beraberinde bir önceki derste de işledik? İlk, ilk ünlünün yarım ses uzamasını getirir. Yarım ses uzadığı takdirde ne olur? Mausa olur. Mausa olur. Mausa doğru mu? Siz yerel olarak bu adı kullanmak istediğinizde Mausa diyebilirsiniz. Ama e, magusa diyemezsiniz çünkü magosadır. G'leştiği takdirde bizim öğrendiğimiz, benim bildiğim, tartışırız, beni düzeltirsiniz çok sevinirim. Ama şunun okunuşunda yumuşak G'nin A, U'dan dolayı ya Y'ye dönüşmesi ya V'leşmesi araya V'nin girmesi ya da A sesinin yarım ses uzaması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar yumuşak G'yi öğrenirken? Bu üçüne de uymuyor. Mayusa diyemeyiz. Mavusa diyemeyiz. Mausa diyemeyiz. Neden? Mausa. Mausa değiliz. Kaç tane Magusalı'ya, Mausalı'ya falan anlatabilirsiniz bunu. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bir sessizlik rica ediyorum lütfen. tane bir arkadaş varsa o söylesin mi? Onlar zaten Mahusa diyorlar. Ama Mahusa da bakınız Mahusa da a uzamıyor. Mahusa diyorsunuz. Mahusa demiyorsunuz. Evet bir tane Magosalı bir arkadaşımız lütfen yerini söyler mi? Yurdunu söyler mi? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Mausa dersiniz. O zaman yumuşak y ile yazmamamız mausa. gerekiyor. Lütfen tek... Mausa. mausa. Mausa demiyorsunuz yalnız. Dikkat edin Mausa diyordu. Yani A da A kadar kullanılıyor. U da U kadar kullanılıyor. Ve yumuşak ye kullanılmıyor. O halde yumuşak ye oraya fazladan mı yazılmış acaba? Bir de öyle bir soru geliyor. O mu? Mausa. Yani şu. Hayır bunu da G'yi düşü düşürelim. Şurası U değil O diyorsunuz. Bu da bir ayrı bir tartışma. Evet. Şimdi araya iyi koy, iyi koymazsanız araya. <laughs> koymayık araya. Çok güzel. <laughs> i̇yi koymayık araya. Çok güzel. Şimdi zaten benim burada bulunma nedenim de bu yüzden isminizi öğrenebilir miyim sevgili dostum? Pembe. Çok teşekkür ediyorum. Benim burada bulunma nedenim de sevgili Pembe kardeş bu yüzden. Türkçenin doğru kullanımı. Yani ee, ben eğer bu e, konuşmayı Diyarbakır'da yapmış olsaydım mavi e, gelir. <laughs> Niye gitmişsin benim babımın? <laughs> Antep'te kullanmış olsaydım ya yavan adamsın herif? <laughs> Şimdi Anadolu'da da böyle bir şey var. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Anadolu'da da böyle bir şey var. Anadolu'da da Karadeniz Türkçesi, Türkçenin Karadeniz'de kullanımı ayrı, Orta Anadolu'da kullanımı ayrı, Ege'de şive ayrı, Güneydoğu Anadolu'da ayrı, Doğu Anadolu'da ayrı, Kuzeydoğu Anadolu'da yani e, Kars, Ardahan yöresinde tamamıyla aynı. Edirne civarında, Trakya bölgesinde Türkçenin kullanımı ayrı. Bizse Türkçenin doğru kullanımındayız. Bu M Magosa'da veyahut da Mausa'da durum öyle. Şimdi biz Türkçenin doğru kullanımındayız. Ben Türkiye'de de Anadolu'da da konuşma eğitimi dersleri verirken konuşmamın başında kullandığım tümce belki dikkatinizden kaçmış olabilir. Onu tekrar edeyim. Ee, İstanbul Türkçesi bize diksiyonda Türkçenin doğru kullanımında örnek olarak verilir ve örnek olarak gösterilirdi ama... Sonradan İstanbul'da da İstanbul Türkçesinde de belirli bir oranda yanlış yerel söyleyişler olduğunu saptayıp bunu Türk Dil Kurumunda kanıtladığımız zaman bu İstanbul Türkçesi doğru Türkçedir gibi bize ilkokullarda falan öyle öğretilirdi gibi tanımlamanın artık kullanılmaması gerektiği Türkçenin Türkiye'de Anadolu'muzda veyahut da Türk dili üzerinde daha doğrusu sadece Anadolu'da değil, Türk dili uze, e, üzerinde Türkçenin doğru kullanımı bizim için önemli. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkçesinde e, diye adlandırılır. Böyle bir adlandırmaya da ben karşıyım. Kıbrıs Türkçesi falan filan yok öyle bir şey. Yani bravo çok teşekkür ederim şive ağız olarak kullanılır. Ağız da diyebiliriz. Şive ile ağız ayrı tanımlamalardır sevgili dostlar ama Kıbrıs'ta da yerel söyleyiş tarzından kaynaklanan sadece Kıbrıs'a özgü olan bazı kelimeler, bazı anlatımlar söz konusudur. Dolayısıyla Kıbrıs ağzı da demek doğrudur. Ağızda e, şive e, şive ile ağız tam e, birbirini karşılamıyor. Ağız yerel söyleyiş Sadece biçimi, tarzı değil, yerel kelimelerde bulunması, yerel kelimelerden de söz etmek ve şive ise aynı kelimelerin değişik seslendirmelerle, değişik yorumlanması, vurgulanmasıyla söylenmesi. Biz Türkçe'yi konuşuyoruz, sevgili pembe. Dolayısıyla bu Kıbrıs Türkçesi, Anadolu Türkçesi, Doğu Anadolu Türkçesi, Güney Doğu Anadolu Türkçesi, Orta Anadolu, Batı Anadolu, hayır, Türkçemiz aslolan. O halde. Eğer Türkçemizi doğru kullanmak istiyorsak burada dikkat ettiğimiz unsurlara uymak durumundayız. E ama ben şimdi Kıbrıs'ta ben böyle eve gidip anneme böyle bir şey veyahut da kardeşime babama böyle bir şey söylediğimde ne diyorsun kızım sen falan diye bana yaklaşacaklar. Hayır Türkçeyi eğer doğru kullanımıyla öğrenmek istiyorsak doğru vurgulamaları öğrenmek istiyorsak bunu burada bileceğiz. Ama siz yerel konuşma tarzınızda öyle olabilirsiniz fakat Türkçenin aslı böyle. Türkçe'de vurguyu veya da tonlamayı bu şekilde yapmak durumundayız. Tekrar yazıyorum sevgili arkadaşlar. Yazmaya gerek yok ama İstanlı biten bütün yer adlarında vurgu istandadır arkadaşlar. Yalnız bunu İstanbul'la karşılaştırmayın. İstanbul'da is e, tan iki ayrı hecedir. Burada iki ayrı hoca olarak düşünmeyiz. İstanbul'u bir bütün olarak, vurguyu üzerine çeken bir bütün bölüm halinde düşünürüz. İstanbul'da ise vurgunun ısta değil, tanda olması gerekir. Ama... Bazı arkadaşlarımız bu istandan kaynaklanarak İstanbul ikisine birden vurgu yapmaya çalışırlar. O zaman da çok belirleyici, çok yapmacıklı falan oluyor. O konuda da e, sizin takdirinize bırakıyorum. Takdiriniz derken kararınız değil. Hangisi doğrudur? İstanbul mu doğrudur? İstanbul mu doğrudur? İstanbul mu doğrudur? İkinci söylediğim yani vurgunun panda olması. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, yarından itibaren vurgulamaya geçeceğiz, tümce vurgulamalarına geçeceğiz. Ee, yine orada da anlatacağım çok özel ayrıntılar söz konusu oldu. Söz konusu, takdirinize bırakıyorum. Türkçe'miz zannedildiği gibi öyle çok kolay konuşulan bir dil olmasa gerek. Ne dersiniz? Türkçemiz çok özel vurgulara sahip. Son derece dikkatle kullanılması gereken bir dil. Yani yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil değil. Asla böyle olmadı ve böyle de algılanmamalı. Buyurun efendim siz dinliyorum. Hayır. Onu siz katılmadınız galiba. İlk derste uzun uza diye anlattım, anlatmaya çalıştım. Türkçemiz okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir değildir. Dil değildir. Türkçemiz genellikle büyük ölçüde okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Büyük ölçüde. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.